Eksik olan tek bir şey var. Tadına bir bakalım. Yeterince tatlı, tadı meyan kökü gibi ama asidi yok. Ve bu asidin sebebi de karbondioksit. Şimdi büyük olasılıkla içine asit katmanın birden farklı yolu var. Ama benim en sevdiğim yöntem bu. Kuru buz. Unutmayın, bu sadece buz değil, donmuş karbondioksit ve kolamızı yapmamız için de mükemmel bir şey. Buna elinizi süremezsiniz. Çıkarmak için ben elimdeki bu maşayı kullanacağım. Oo, bunu duyuyor musunuz? Kuru buzumuz çığlık atıyor. Sıfırın altında 178 derece. Unutmayın, buz değil bu. Donmuş karbondioksit. Ve şimdi bunu içine atıyoruz. Harika. Şu an bütün o duyduğunuz kabarcıklanma aslında karbondioksitin sıvı içinde kabarcıklanmasıdır. Şimdi kabarcıklanmanın azaldığını görüyorsunuz. Aynı zamanda sakinleşiyor da. Sanırım biraz daha kuru buza ihtiyacımız var. Tamam, bu parça güzel. Harika oldu. Şimdi kuru buz tamamen eriyene kadar bununla hiçbir şey yapamazsınız. Bu kuru buz sıvıyı sakinleştirecek. Üstüne bir de içine karbondioksit ekleyecek. Tat verdiğimiz suya karbonat katacak ve biz de onu şişeleyeceğiz. Şimdilik bunu bir köşeye alıyorum. Çünkü şişeleri hazırlamamız gerekecek. Yerel bir hobi dükkanından birkaç şişe satın aldım ve kendime ait etiketler çıkarttım. Artık meyan kökümüz için hazırız. Pekala, şimdi şişemiz var, honimiz var. Şimdi de yapmamız gereken şey kolayı şişe boşaltmak. Şu an kola hala soğuk durumda. Çünkü kuru buzumuz hazırlama konusunda iyi iş çıkardı. Yani kolayı tekrar buzluğa koymanıza gerek yok. Yine de karbonun kaybolmaması ve bu şekilde kalması için... Evet, oho, bu çok güzel. Evet, karbondioksidi şimdi sıkıca kapatmanız gerekir. Hobi dükkanında tıkaçta bulabilirsiniz. Ve işte evde bilimin mükemmel meyan kökü kolası. Şimdi sırada tam 100 tane çocuğun eline soda Kayseri verin ve işte çılgınlık başlasın. 3, 2, 1, şimdi! Hepsi birazdan evde bilimde. Evde Bilim'e tekrar hoş geldiniz. Ben Steve Spengler. Bugün hep birlikte kolanın gücünü ele geçiriyoruz ve Colorado Littleton'da Laura Ingalls Wilder İlkokulu'nda hepsi elinde diyet kola ve Mentos paketleriyle silahlanmış 120 çocukla birlikteyiz. Hadi gelin. Biraz önce onları bu büyük kola patlatmasını hazırlamak için çocuklarla buluştum. Bildiğiniz gibi diyet kolanın içine Mentos attığımız zaman bütün kabarcıklar serbest kalır. Çünkü Mentos'un üzerinde küçücük oyuklar vardır. Biz göremeyiz, evet, ama orada toplanırlar. Çekirdeklenme noktaları denir bunlara. Batarlar ve karbondioksitin dışarı çıkması için yer oluştururlar. Biz karbondioksit yapmıyoruz, sadece kolanın dışına çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi Mentosları bunun içine koyuyoruz. İzleyin, eğer parmağınızı imlece koyar, sonra da yavaşça o kırmızı şeyi çekerseniz, gördünüz mü nasıl kayıyor? Mentosları böyle atacağız. Tamam. Sonra da yavaşça o kırmızı şeyi çekerseniz, gördünüz mü nasıl kayıyor? Mentosları böyle atacağız. Tamam, ben istiyorum. Çocuklar Geyser tüplerine Mentos koyuyorlar. Bayanlar baylar, doldurun. Hepsine beşer tane Mentos. Şimdi de kola yağmurundan korunmaları gerekecek. Bunlar da yağmurluklarınız. Hadi başlayalım. Silahlı ve hazır bir halde o muhteşem Geyser etkinliğinden sadece bir adım uzaktayız. Geyser tüpünü iyice çevirin. Çevirin. Şimdi başlıklarınızı geçirin. Ayağa kalkın. Dikkatli. Başlıyoruz. Evde Bilim. 3, 2, 1, şimdi. Harika. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.
Yaşasın! 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 Hadi herkes içsin! Hadi iç, iç! Biz kurulanacağız. Daha çok evde bilim için ayrılmayın. 3, 2, 1, şimdi! Bugün ne öğrendik? Kolanın içinde harika bir bilim var ve eğer kabarcıkları kontrol etmeyi öğrenebilirseniz mükemmel şeyler yapmayı da öğrenebilirsiniz. Bu eğlence ve oyundan ibaret. Evet. Kola geyserini bir kaykaya bağlayarak bir hareket ettirme sistemi de oluşturabilirsiniz. Kesinlikle işe yarıyor. Ben Steve Spengler. Bir dahaki sefere evde bilimde görüşmek üzere. Başlıyoruz. 3, 2, 1, şimdi! Bakın nasıl gidiyor. IDO 3D Vertical. Yepyeni IDO 3D setleriyle yapacağın dikey tasarımlarla herkesi şaşırtabilirsin. Renk değiştiriyor, simli parıldıyor, metalik ışıldıyor ve karanlıkta parlıyor. IDO 3D Vertical. Bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Olmazsa da olur. Olmazsa da olur. Olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de her ay az çok demeden Darüşşafaka'ya destek olun. Neredeyiz? Meraklı Bilginler Diyarı'ndayız. Bu harika YouTube kanalında meraklı beyinler için bir dünya cevap var. Sayılar, formüller, gerçekler. Hepsi Profesör Gümür'ün dünyasında. Bilim, sihir ve harika kendin yap fikirleri. Tüm bu harika programlarla akıl almaz gizemlerden dinozor ayaklarına kadar akıllı bilime ve evde yapabileceğiniz yaratıcı deneylere yelken açın. Vay canına, çok çarpıcı. Uzayda uçun, yeni şeyler öğrenin ve her hafta sonu yeni bir bölümle havaya girin. Keşfedin, abone olun ve meraklı bilginlere katılın. Bilim lütfen. Noel Baba'dan aldıkların bunlar mı? Bir pil ve uzaktan kumandalı bir araba, vay canına! Bir pil nasıl çalışır? Elektronlardan oluşan bir atom çekirdeğin etrafında dönüyor. Şimdi elektriği ileten bir metal, bir iletken, bir miktar serbest elektron içerir. Elektrik atomlar arasında dolaşan serbest elektronların akmasıdır. Oo. Bir pilin içinde kimyasal bir tepkime elektronları artı uçtan ayırır ve eksi uçta bir elektron fazlalığı oluşturur. Pil bağlandığında elektronlar eksi uçtan ayrılır ve elektrik devresinin çevresinden artı uca doğru hızla ilerlemeye başlarlar. Elektronların hareketi elektriği meydana getirir. Bugün evde bilimde suyun üzerinde yürümeyi öğreneceksiniz. Ciddiyim. Hadi atla. Hadi. Evinizde sıvılarla birlikte yapabileceğiniz harika şeyler keşfedin. 3, 2, 1 şimdi. Harika.
Bu çılgınlığı ve bunun için mayoya bile ihtiyacınız yok. Hepsi evde bilimde. Ben Steve Spengler. Bilimin gücüyle bir şeyleri havaya uçurmayı seviyorum. Ve size bunu kendi başınıza nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bam! Evde bilimle birlikte kendi evinizde bilimin gücünü ele geçireceksiniz. Evet! Merhaba, ben Steve Spengler. Evde bilime hoş geldiniz. Oldukça basit gözüküyor değil mi? Sadece su. Ancak su bir sıvıdır ve sıvılar içinde bulunduğu kava ya da verilen enerjiye göre özelliklerini değiştirir. Mesela kaynatırsanız buhara dönüşür. Dondurunca da buza dönüşür. Biz bunun neden böyle olduğunu biliyoruz. Sadece sıcaklık değişimi. Ve Newton'ın bu durumu anlatmak için kullanacağı kelime de tam olarak bu olurdu. Bir sıvının akışkanlığını ya da yoğunluğunu değiştirmesi değil mi? Bu durumda da sıcaklık değişimiyle birlikte sıvı halden katı hale geçmesi ve bahse girerim, suyun katı hale gelmesi için kaç derece gerektiğini biliyorsunuzdur. Su 32 Fahrenheit derecede ya da 0 santigrat derecede donar. Ama tuhaf olan bir şey var. Size daha önce olmuş olabilir bu. Mesela arabanızda bir şişe su bırakmışsınızdır. Arabanızı açarsınız, suyu içeriden alırsınız ve dışı gerçekten çok soğuktur. Sıfırın bayağı altındadır ama hala sıvıdır. Sonra siz yürümeye başladığınızda birden sihir gibi katıya dönüşür. İşte böyle. Ve hayır, gözleriniz size oyun oynamıyor. Sıvı gerçekten de katıya dönüşüyor. Ve ben sizlere bunu suyu inanılmaz soğutarak kendiniz yapmayı öğreteceğim. İşe buz banyosu yaptırarak başlayın. Buzları suyun içine atın ve kaya tuzu ekleyin. Tuz donma noktasını aşağı çekerek sıcaklığı 32 derecenin altına düşürür. İşte böyle, bakın. Eksi 10 santigrat derece. Yaklaşık 17 Fahrenheit derece oluyor. İhtiyacımız olan şey de tam bu. Şimdi su şişelerini koyun. Şimdi ise oturma ve bekleme zamanı. Pekala, su çok soğuk ol ama donma. Suyla konuşmaya başlayınca çok beklediğinizi anlarsınız. 10 dakika sonra vakit tamam. Eğer başarılı olmuşsak ve suyu müthiş soğutabilmişsek şişeleri aldığımızda hala sıvı olacaklar. Evet, 17 Fahrenheit derece ya da eksi 10 santigrat derecede ve küçük bir dürtme ya da küçük bir vuruş içeride kabarcık oluşmasını sağlayacak. Ve bu kabarcık ilk buz kristalinin oluşması için yeterli. Eğer o ilk buz kristali oluşursa zincirleme bir tepkimiz olur. Pekala, bakalım olacak mı? Pekala, hala sıvı halde. Hiç sorun yok. Şimdi vuralım. Hadi bakalım. Bam, gayet hızlı. Bakın, bakın oluyor işte. Aşağı doğru hareket ediyor. Evet, tam oldu. Artık katı. Şuna bakın, tamamen katı. Bakın, işte böyle. Şu küçük numarayı deneyin. Bir buz parçası alın, tabağı bu şekilde koyun şimdi. Henüz buza dönüşmemiş olmasını ümit ederek kovadaki şişelerimizden birini açıyoruz. Sonra bunu tabağa koyduğumuz buzun üzerine koyuyoruz. Evet, bakalım kendi küçük dikitimizi yapabilecek miyiz? Aa, işte oluyor. Evet, şuna bakın, bakın. Bu harika, bakın, vay, bu müthiş. İşte gördüğünüz anında buz. Peki maddeler sadece sıcaklık değişimiyle sıvı halden katı hale geçebilirler mi? Örneğin eğer balığı alır ve çok fazla soğutursanız çok sert hale gelir. Size bunu